Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ayete soru makasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerde son testte kalmıştık. 11. testteyiz yani. 11. testimizde 4 tane soru var. Az soru var gibi gözükebilir ama uğraştırıcı, emek isteyici sorulardan oluşuyor. İsterseniz bu 4 soruyu da yine beraber çözelim. Gelelim ilk sorumuza. İlk sorumuzda bize diyor ki yukarı verilen şekilde 1 nolu ok yönündeki terimler xn aritmetik dizisini İkinoğlu ok yönündeki terimlerde Y'ye en artmetik oluşturmakta. Bu düzlerin terimleri için G, B falan filan demiş. Bir şeyler vermiş. Şimdi bu tarafa da bir aritmetisi, bu tarafa da bir aritmetisi. O zaman harfleri sabit tutacak olmak şartıyla mesela şöyle yapalım. E artı R, E artı 2 R, E artı 3 R. Bence E artı 4 R diye bunları isimlendirelim. Mesela buna da A diyelim. Buraya ne diyelim? A artı... Yok. E artı R'yi kullanalım yine. Olur mu? O zaman burası e r yapsın. Burası e 2 r yapsın. Burası da e artı ama aynı değil. O zaman şöyle yapalım. E artı idi ya. E artı r eksi k. E artı r eksi 2 k. E artı r artı k yapalım. Artık bitti ama artışları ilgili bir yorum yok. Şimdi bu bilgiler ışığında g'den yani e artı 3 r'den. Değil mi? B'yi çıkartalım. Neyi çıkartıyoruz? E artı R eksi K'yı çıkartıyoruz. O zaman ne oluyor? 2R artı K yapıyor. Bu da 24'tür. Bu ilki. H ne? E artı 4R. Bakın şurası. E artı 4R. Şunu yapıyorum. D'yi çıkartıyorum. D ne? E artı R eksi R eksi R eksi K. Şunlar gidiyor. Bu da 3R eksi K geliyor. Bu da 21. Şimdi buradan işlem yaparsak 5R45 R9 18, K'sı 6 Bunları bulduk E artı F eksi 2D E artı F eksi 2D'yi soruyor R'si kaçtı? 9 K'sı kaçtı? 6 Ben bu eksi 2D'yi şöyle yazsam olmaz mı? E eksi D artı F eksi D şeklinde Şimdi E nerede? Burada E'den D'yi çıkardım. O zaman E eksi E eksi R eksi K. E eksi D bu. Artı F'den D'yi çıkaralım. Yani E artı 2 R'den D'yi çıkartalım. Yani eksi E eksi R eksi K yapalım. O zaman bunlar gitsin. İlkinden eksi R eksi K gelsin. İkinciden de şunlar gitsin. Ne gelsin? R eksi K gelsin. O zaman R'si 9 K'sı 6. Burası eksi 15 oldu. R eksi K da burası 3 oldu. Bu x'in çarpımı kaç geldi? Eksi 45 geldi diyebiliriz. ilk sorumuz için eksi 45 var mı şıklarda? Yok. Niye? Çünkü çarpma değil Soner. Toplama Allah'tan yırttık. Burası artı cevabımız ne gelecek? Eksi 12 gelecek. Şıklara ben olsam eksi 45'i koyardım. O da bana koyardı ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? <laughs> Birinci sorumuz çözüm bu şekildeydi. Geldik 2'ye. Şimdi yukarıdaki özdeş tabanlı 4 kare dik prizmanın üst üste konulmasıyla oluşan şekil verilmiştir. Bu 4 prizmanın yüksekleri aşağıdan yukarıya doğru geometrik bir dizinin artışık 4 oluşturuyor. Mesela burası A olsun. Bu A artı X yok. Bu A X olsun. Şöyle yapalım. Bu A olsun. Yukarıya doğru geometrik bir dizi oluşturuyor. Şimdi şurası ax olacak. Şurası ax kare olacak. Şurası AX küp olacak galiba. Bu dört prizmanın yüksekleri aşağıdan yukarıya doğru 4 4 üst üste konuması yok 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 yok. Kardik bunlar. Tamam mı? Yükseklikleri farklı. O zaman biz buna A diyelim, buna AX diyelim, buna AX kare diyelim, buna AX küp diyelim. Taban sabit kalmak şartıyla demiyor değil mi? Yukarıdaki özdeş özdeş ta, taban 4 kardik prizmanın üst üste konulmasıyla oluşmuştu. Bu 4 bu bu diyor bu bu bu. Bu 4 prizmanın her dört, prizmaların yüksekliği aşağıdan yukarı doğru geometrisi oluşturacak. Tamam. Ne oldu? A, AX, AX kare, AX küp. Tamam peki. AC ne? A artı AX. Yani şurası kaçmış? 9. BE ne? Şurası. Yani AX artı AX kare artı AX küp. Kaçmış? 42. Şimdi nasıl yapalım? Efendime söyleyeyim. Şurasını AX parantezine alsak. 1 artı X artı X kare kaç yapacaktır? 42 mi yapacak? Burası da A artı AX 9'muş. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. A parantezinde 1 artı X. Şöyle yapalım. Burası da 9 olsun. Oranlayalım. Bunlar birbirini götürsün. O zaman şöyle bir şey gelsin. X bölü hatta yukarıya şey yapalım x artı x kare artı x küp bölü 1 artı x oranı 42 bölü 9 sadeleştirirsek 14 bölü 3 yapsın. Şimdi buradan denklem kurmak x'e 2 verelim mi? He? x'e 2 verin bakayım burası oluyor mu? 2, 4, 8, 12, 10. Oho tuttu 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 tuttu. x kaçmış? 2'ymiş. Bazen böyle kurnazlıklar yapalım. BD'yi soruyor. BD neresi burası? Yani AX artı AX kareyi soruyor. X'e 2 verdik. O zaman 2A artı 4A. Yani 6A'yı soruyor. E bir, buradakilerden bir tanesi mesela şunun da 9 olduğunu biliyorduk. X'i de 2 bulmuştuk. A o zaman buraya 2 yazarsak 3A 9'dan A'yı da 3 bulduk. Peki yırttık o zaman. 6 kere 3 18 geldi diyebiliriz. Yani orada şurada bence denkleme dökmek çok da mantıklı değil. Ne istiyordu? 18. Doğru cevabımıza geldi. Bursa geldi. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Dediğim gibi burada denklem kurmak yerine tek atmak. X'e 2 vermek herhalde hepimizin yapması gereken bir şey. Şimdi bak geldik 3'e. Yukarıda verilen şekil kenar uzunlukları artan bir geometrisi olan eşkenar üçgen ile oluşturulmuştur. Kenar uzunlukları artan bir geometrisi olan. He, kenarları o zaman bizim geometrisi oluşturacak. Öyle mi? Peki. AB neymiş? 8. BC. Aa yok. CD. Hadi buna isim verelim. A diyelim. Şimdi burası ne olacak? C'de 18. Şimdi şu x. Birincinin kenarı x. ikincinin kenarı x artı 8. Bir sonrakisi x artı 8 artı a. Bir sonrakisi de x artı 8 artı a artı 18. Yani 26 artı a. Şu değil mi? Aynen. Şimdi bak ben size buradan bir çıkarım elde edeceğim. Bir şey öğreneceksiniz bu sorunun çözümün sonunda. Şöyle işaretledim. Tamam mı? Şimdi bunlar bu birinci terim. A1, bu A2, bu A3, bu A4. Şimdi bir tane geometrizi dizi sallayalım. Ne olsun? 2, 3 ile çarptım. 6, 3 ile çarptım. 18, 3 ile çarptım. 54, 3 ile çarptım. 162. Daha da abartmayayım. Şimdi değişimlerine bakın. 4, 12, 36, 100, 8 bakın 4 12 36 108 geometrik dizide artışlar da bir geometrik dizi oluşturur ve aynı diziyi oluşturur yani benim buradaki artışım kaç 8 benim buradaki artışım ne a benim buradaki artışım ne dikkatli bakın x ve a'yı götürsek 18 o zaman bunlar da bir geometriz oluşturacak yani 8 çarpı 18 a karedir. O zaman a kaçtır? 12'dir. 80, 64, 144 a 12 geldi. Anlaştık demek ki burası 12'ymiş. Ha, a derken o a değil. K diyelim oraya biz karışmasın. Tamam. O zaman yoksa a mı diyecektik? Yo yo a diyorduk. A diyorduk. A diyorduk. Aynen. A'sı kaç geldi? 12 geldi. A 12'ymiş değerli. Meğerse. Yani şurası 12'ymiş. O zaman ne oldu? Bir kenarı x. Bir kenarı x artı 8. Şimdi x artı 20. x artı kaç yaptı orası? Hadi söyle Soner. 38 mi yaptı? Peki geometrizi ise bu da bir geometriziydi. Zaten dizi, terimler geometri kenarları. O zaman x de x artı 20'nin çarpımı x artı 8'in karesini verecek. O zaman x kare artı 20x eşittir. x kare artı 16x artı 64. O zaman buradan ne geldi? X kareler gitti. 4x 64'ten x kaç gelir kardeşim? 16 gelir mi? Gelir. x 16'ymış. Yani ilk kenar 16. Sonra 8 fazlası 24. A'yı kaç bulmuştuk? 12 mi? 12 ekle buraya. Burası 36. 18 ekle 54. Bu da 54. Çevresini soruyordu. O zaman böyle ilerleyeceğiz. A'sını kaç bulmuştuk? 12 bulmuştuk. Şimdi o zaman toplayalım bakalım çevresini. 54, 54, 108. Kenara yazalım onu. Boyadıklarımı kenara yazacağım. Burası kaç yaptı? 60. 18, 60. 16 da 76. 86, 92. Sonra ne var? Bunu boyamıştım bu arada. 8, 12 daha. 20, 38. İşte çevresini veren ifade bu geldi. Ne geldi? 238 mi geldi? Var mı şıklarda var? O zaman doğru ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Burada öğreneceğimiz bir şey var. Geometrizinin artışları da bir geometrizi oluşturur. Bakın şurada da küçük bir beylik örnek yaptık. Buradan da ne yaparız? Anlamış oluruz. Hadi bakalım geldik dizilerdeki son sorumuza. AB çok tatlı bir soru bu. Bakın dikkatli bakın. A ve B farklı gerçek sayılar olmak üzere. A, X1, X2, X3, B ve bu arkadaşlar terimleri farklı. iki aritmetizinin dizinin ardışık beşer terimi. Bunlar bir aritmetiz. Yalnız buradaki A Burada. Burada B. Atıyorum mesela bu artarak büyüyorsa bu B'den bu A'ya düşüne göre bu alt, alttaki aritmetizi azalarak büyüyecek. Şimdi A'dan B'ye 1, 2, 3, 4 kere arttım. Buradan da 1, 2, 3. O zaman 3. Şimdi A'dan B'ye 4 kere de arttım. Bu sefer aşağıda da B'den A'ya ne yapacağım? 3 kere de azalacağım. O zaman mesela bunun 4 kere arttığı 3'er 3'er artsın. Mesela bu da 4'er 4'er azalsın. Böyle yapalım. Yani i2a bir sonrakisi a artı 3r. Bir sonrakisi a artı 6r. Bir sonrakisi a artı 9r. Bir sonrakisi a artı 12r olsun. Şimdi a duruyor. a artı 3r, a artı 6r, a artı 9r, a artı 12r. Şimdi bu b oldu değil mi? Şurası b. Bu a. Şimdi ben buraya ne yazacağım? a artı 12r yazacağım. Dörder dörder düşeyim. A artı 8R. A artı 4R. A. Bakın. Kafa kafaya geldi değil mi? Aynen geldi. O zaman şimdi çekelim bakalım ifadeleri. Y3 ne? Şurası. A artı 4R. A artı 4R'den ne çıkartıyorum? Y1'i. Y1 bu. O zaman bu da 4R fazlası A artı 16R olacak. A artı 16R. Bölü X3. X3 nerede? Burada. Yani burada. A artı 9 R. A artı 9 R'den neyi çıkartacağım? Y2. Yani şunu. Yani şunu. A artı 8 R. Ne oldu üst taraf? A çıkardığımız an A'lar gitti. Eks 12 R yaptı. Alt tarafta da R yaptı. Bunları oranlarsak ne gelecektir arkadaşlar cevabımız? Eks 12 gelecektir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun dizlerdeki de son sorumuzun çözümüydü. Ve böylece dizler konusunu tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki konumuz ne olacak? limit olacak. Limitte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.